Evet efendim, suyu Ankara'ya gidelim ve aslında deprem felaketinin birinci yılındayız ve dün gibi bu acıyı hatırlıyoruz ve aslında Ankara'dan depreme bakış açısı nasıl, siyasiler bu konuda da anladığımız kadar biraz da siyasi olarak bunu tartışıyorlar. Keşke başka bakış açısına konuşsalar ama bir hemen Ankara temsilcimiz sevgili Gökçen Tuncer'e gidelim. Gökçen, günaydın. Tabii özellikle geçtiğimiz yılın 6 Şubat'ından bu yana Türkiye'de gerçekten de hem hüsran hem bakıldığından çok ciddi bir yaz yaşıyoruz. Ve aynı zamanda o günden bugüne sanki hiç gün aymadı gibi diyelim. Hemen sana sözü bırakayım ben. Çok teşekkürler Murat. Tam olarak senin de bahsettiğin gibi bundan tam bir yıl önce bir insanın ömründe görebileceği en ağır sabaha uyandık. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki depremin ardından biz 53 binden fazla insanımızı kaybettik. Kayıtlara geçen fiziki yaralı sayısı ise 107 binden fazla, ancak kayıtları asla geçemeyecek olan ruhen yaralılar 85 milyona dağılmış durumda. Bugüne döndüğümüzde ise yalnızca Ankara'nın değil tüm siyasetin gündemi depremde bir yıl dolduktan sonra yaraların ne kadar sarıldığı sorusunun cevabı. Deprem bölgesindeki halk dün gece hiç uyumadı, malumunuz. Biz de sosyal medyadan takip ettik. Çoğunlukla anmalar, sessiz yürüyüşler, protestolar vardı. Hatta bazı iktidar yetkililerine tepkilerin de yükseldiğini gördük. Şu anda 11 ile etkileyen deprem bölgesinde barınma hala en büyük sorun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir açıklaması vardı. Yerlikaya enkaz kaldırma işlemlerinin de tamamıyla nihayete ermediğini söyledi. Ancak %91'in tamamlandığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre ise deprem sonrası 680 bin konut kullanamaz hale gelmiş durumda. Şu aşamada önemli olan ise depremden sonra yapılan konutların kaç tanesinin teslim edildiği. Bu konuyla ilgili olarak da resmi rakamlar bize Şubat ayı içerisinde 46 bin konutun teslim edilmiş olacağını söylüyor. Konut teslimlerinde ilk olarak konut teslimleri Hatay'da gerçekleşti. Bunun da sayısı 7.275'ti. Şimdi ben birazcık da eski bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart 2023'te yaptığı bir açıklamada bir yıl içerisinde depremzedelere 319 bin konutun teslim edileceğini söylemişti. Bunun yanı sıra tabii ki deprem bölgelerinde hala devam eden bir konteyner yaşamı var. Konteyner kentlerde yaklaşık 700 bin insanımız zorlu koşullarda yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Konut yapımında hedefin gerisinde kalındığı aşikar. Bu konuyla ilgili muhalefetten de tepkiler yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in bir açıklaması vardı. Zeybek, TOKİ'nin şu anda bütün ülke genelinde yürüttüğü projeleri bırakıp sadece deprem bölgesine yoğunlaşması durumunda bile bu deprem konutlarının 10 yıl içerisinde, bu hızla giderse 10 yıl içerisinde bitirilebileceği eleştirisinde bulundu. Zira biz de TOKİ'nin istatistiklerine baktığımızda yılda tamamlanan konut sayısı 60 bin civarı. Elbette ki deprem bugün siyasilerin de gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü deprem bölgesine geçti. İlk durağı Hatay'dı. Bugün ise iki depreminde merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta olacağını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ise depremin meydana geldiği sabah 04.17 itibariyle tüm il ve ilçe başkanlıklarında bir anma töreni düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir CHP heyeti de bugün Hatay'da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu heyete dahil olacak. İmamoğlu'nun biz dün Erdoğan'ın Hatay açıklamalarıyla ilgili bir tepki cevabına şahit olduk. Ne demişti Erdoğan? Önce çok kısa onu hatırlayalım. Hatay'da gerçekleşen konut teslim töreninde konuşmuştu ve merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun da tepkisi bu açıklamayaydı. Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi, seçime bir ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler değerlendirmesini yaptı. Erdoğan'a bir tepki de İyi Parti'den geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da Hatay'daydı dün ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin eşit hizmet hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Bu açıklama apaçık ahlak ve vicdan sorunudur yorumunu yaptı. Seçim öncesi bir yılda 319 bin konutun teslim edileceğini söyleyen siyasi iktidar, seçim sonrasında şehirlerimizi görmezden gelerek vatandaşlarımızı barınma, göç ve işsizlik sarmalıyla karşı karşıya bırakmıştır yorumunu yaptı. Deprem meselesini elbette ki uzun uzun konuşacağız. Ancak biz çok kısa birazcık da siyasetin yerel seçim gündemine bakalım istersen Murat. Milliyetçi Hareket Partisi dün 100 maddeden oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Bu seçim beyannamesinde üretken belediyecilik vurgusu vardı ve hiçbir vatandaşımıza ayrımcılık uygulanması kabul edilemez ifadesi yer aldı. Bir diğer vurgu ise dirençli şehirlereydi ki hemen hemen her partinin seçim beyannamesinde aynı vaadi görüyoruz. Beyannamede şehir planlarını afetleri ve şehrin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacağız. Şehirlerimizin geleneksel dokusuna uygun yatay mimariyi destekleyeceğiz denildi. Hafta sonu AK Parti ile ittifaklarını sonlandırdıklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nden de yeni aday duyurusu geldi. Buna göre Aydın ve Antalya başta olmak üzere 80 belediye başkan adayının ismi okundu Yeniden Refah Partisi'nin açıklamasında. Zafer Partisi de aday açıklayan bir diğer partiydi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda uzun yıllar görev yapmış Bartu Soral'ın partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. Son olarak da bir yerel seçim tartışmasına değinmek isterim. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından da bir açıklama yaptı. Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir ifadesini kullandı. Ve basına Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimle ilgili yaptığı açıklamaları da paylaştı. Buna göre Demirtaş, DEM Parti'nin yerel seçimler için derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti kimsenin payandası değil ifadelerini kullandı. Malumunuz DEM Parti İstanbul'dan kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da olduğu gibi HDP seçmeninden ne kadar oy alıp almayacağı da bir anda gündeme taşınmış oldu. Şayet vaktimiz varsa çok kısa bir köşe yazısından da bahsetmek istiyorum. Sevgili Gökçen, dilediğin gibi vakti kullanabilirsin. Sana vaktimiz çok diyelim. Gayet bilgileniyoruz. Çünkü hep ekonomi konuştuğumuz için aslında siyasetteki kısımları bu kadar rafine bir şekilde dinleyemiyoruz. Sanırım bir köşe yazısı ve o köşe yazısında da bakıldığı zaman aslında oldukça önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir önceki CHP başkanının değil mi, sözcü için kaleme aldığı bir yazı var. Ve bu anlamda bu yazıyı senden dinlemiş olacağız sanırım. Tamamdır. Şimdi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz uzun süredir yani Ankara'da bir ofis açtı ve çalışmalarını buradan yürüttüğünü biliyoruz. CHP Genel Başkanlığından ayrılmış olsa da CHP Genel Başkanı mevcut Başkan Özgür Özel başta olmak üzere onunla sürekli istişareler halindeler. Tamamen elini siyasetten çektiğini söyleyemeyiz. Hatta Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu ne şekilde olacağı birazcık yerel seçimlerin sonuçlarına da bağlı olarak değişebilir. Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda Sözcü'de de bir köşe yazısı kaleme aldı ve şu andaki mevcut gündemden çok farklı olarak uzun süredir unutulmuş bir gündemi ele aldı. Orta sınıftan bahsetti. Her seferinde yorumlarda orta sınıf kayboluyor mu dediğimiz sınıftan bahsetti. Bir ülkede güçlü bir ekonominin, güçlü bir demokrasinin teminatı güçlü bir orta sınıftır değerlendirmesini yaptı. Bugün toplumumuzu, demokrasimizi, ekonomimizi ve geleceğimizi ayakta tutan orta sınıf büyük bir saldırı altındadır ifadesi kullandı. Ve Türkiye'yi 85 milyonluk koca bir aileye benzetti. 2022 rakamlarına referansla bu ailede şu anda 31 milyon üyenin çalıştığını ve 906 milyar dolarlık aş ürettiğini
söyledi. Anladığım kadarıyla makroekonomik bir yazı olmuş değil mi? Yani siyasetten ziyade orta geliri. Yani biraz Türkiye'nin öyle, unuttuğu sorunu dedin ya sevgili Gökcan. Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki hangi birini hatırlayalım ki? Yani o da aslında çok önemli bir sorun. Baktığı zaman orta gelir. Ama maalesef konuşamadığımız değil mi? Zaman bulamadığımız sorunlarımızdan bence sıranın yine en önemlilerden ve sıranın tabii gelmediği. Evet. Hani biz arada kaynıyoruz orta sınıf olarak diyelim. Kesinlikle öyle. Bu anlamda da çok aslında güzel, hani belki ekonomiyle o kadar ilgisi olmayanlara da hani güzel somut bir örnek de verdi. Mesela bu üretilen 906 milyar dolarlık aşın diyelim ki eşit şekilde pay edildiğini düşünelim dedi ve bu durumda herkesin payına 10.659 dolarlık aş düşüyor dedi. Ama sonrasında da şöyle devam etti. Ancak tencerede kaynayan aş tabaklara eşit pay edilmiyor. Kiminin tabağı daha derin ve büyük. Çözüm kiminin sunmuş mu Sayın Kılıçdaroğlu? Kiminin tabağı yayvan ve küçük. Çünkü süre sonuna geldi, onu merak ediyorum. Yani biz de biliyoruz Gini kas sayısında, gelir adaletsizliğinde. Evet, en, uzun süre ondan da bahsetmiş. En kötü ülkelerden biriyiz için. Yani. Ama Sayın Kılıçdaroğlu maalesef hani görevdeyken de ben bunu çok dinleyemedim. Muhalefetten bir ekonomik çözüm reçetesi beklerken sorunu konuşmaktan kesinlikle ziyade ne çözelim? Hani siz en azından bize çözüm vaat etmeniz gerekir diye bekliyorsunuz ama maalesef çözüm yok. Sorun yok, sorun çok, evet, çözüm kesinlikle yok diyelim. Gökcan Tuncay'a da çok teşekkür ederim efendim. Kısa bir ara ve CNN New York'ta devam edeceğiz.